Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Kuşkusuz en önemli gelişmeler dost ülke Afganistan'da yaşanıyor. Afganistan eski NDS Başkanı Rahmetullah Nebi, mevcut Eşref Gani hükümetinin bütün ülkeyi Çin ve Avustralya ortaklığı küresel güçlere peşkeş çektiğini, ülkenin resmen satıldığını söylüyor. Bu iddialar doğru mu derseniz Afganistan Madencilik Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımları görmektesiniz. Çok sayıda anlaşma yapılmış. Bu anlaşmalara göre Bamyan, Penşir, Badaşan, Herat ve Kandahar'daki demir madenleri Helmand, Kandahar, Logar, Kabil, Herat, Tar ve Sarıpul'daki altın ve bakır madenleri, Nuristan, Kunar, Lagman, Pervan, Daikundi ve Gazne'deki lityum madenleri Çinli şirketlere veriliyor. Yine ülke genelindeki diğer küçük çaplı tüm maden sahaları 5 yıl süreyle bazı şirketlere verilecek. Maden sahalarının tekniki, çalışılması, madenin çıkarılması için Ayrıca özel bir izne gerek görülmeyecek 5 yıl süreyle başka hiçbir kimseye maden arama izni verilmeyeceği de belirtilmiş. Yani ne yazık ki Çinli şirketlerin eline geçiyor tıpkı Tacikistan'da olduğu gibi. Afganistan'dan bir diğer haberimiz Afganistan'da geçici hükümetin kurulması için işaret fişi bugün atıldı. Hizbu İslami tarafından başlatılan hükümet karşıtı gösteriler geçici hükümet kurulana kadar devam edecek. Kabil dahil tüm şehirlerde gösterilerin devam ettiği belirtiliyor. Yine ülkemizin dostu olan Özbekistan Türkü Marşal Abdurreşit dostum, Afganistan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hamdullah Muhip ve Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü. Kabil'de bulunan Marşal Abdurreşit dostum, ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmal Halizat ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada bir not düşünmüş genellikle askeri elbise giyen Raşit dostum barış görüşmesi olduğu için sivil kıyafet ile görülüyor şeklinde. Yine uzun süredir Kabil'den uzak kalan dostumun siyaset sahnesine geri döndüğü belirtiliyor. Maraşel dostum İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan ile görüştü. Evinde gerçekleşen görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor. Dün ise Zalmay Halilza dostumu ziyaret etmişti. Dilerseniz diğer haberlere bakalım. Katar Savunma Bakanlığı Ortak Askeri Yüksek Komitesi'nin 3 gün süren 3. toplantının ardından Türkiye ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Katar Genelkurmay Başkanı Kor General Ganim Bin Şahin El Ganim Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Doğa Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Doğa'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanı Tu General Baybars Aygün'ün yanı sıra her iki ülkeden bazı üst düzey subayların katılımıyla düzenlenen Ortak Askeri Yüksek Komite toplantısının son erdiği de açıklandı. Kapanış toplantısında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandığı kaydedilen açıklamada söz konusu anlaşmaların içeriğine ilişkin bilgi verilmemiş. Yine Ukrayna'da Donbas'tan ilginç bir görüntü paylaşılmış. Rusya'nın bir tıra tank yüklediği görülüyor. Gerçekten çok ilginç. Genelde tıra tank yüklendiği hiçbir yerde görülmez. Bir diğer haberimiz Güney Afrika Mandela Üniversitesi Profesör Doktor Carlos Lopez Afrika'daki Türk ayak izi çok kısa bir süre içinde çoğu Avrupa ülkesinden daha büyük hale geliyor. 50 büyükelçilik 2003'ten 2018'e ticarette %579 artış şeklinde paylaşmış ki burada bir hatası var. Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdür Vekili Saman'a göre Afrika'da Türkiye'nin 50 büyükelçiliği değil 42 büyükelçiliği bulunuyor. Hatta yakında Togo'da 43. büyükelçiliğimiz açılacak. Yine Lomé büyükelçiliğimizi açacak. Değerli büyükelçimizi de görmektesiniz. Bir diğer haberimiz Kazakistan özel kuvvetlerinin kullandığı ARX 160'ları görmektesiniz. 7x62 mm 39 mermi kapasiteli. Burada Türkiye'nin artık Türk Cumhuriyetlerine daha fazla açılması lazım şeklinde değerlendirilmiş. Tüfek konusunda büyük oranla İsrail ve Rusya'ya bağlılar. Bazı ülke özel kuvvetleri 556 tüfekler kullanıyor. Bunların çoğu İsrail'den alınma şeklinde değerlendirilmiş. Bir diğer haberimiz Rusya Baltık deniz üstünde bastion kıyı savunma füze sistemlerini test ederek simüle edilmiş düşmanın deniz saldırı grubunu elektronik fırlatma rampalarıyla keşfedip Yok ettiğini duyurdu. Buna ilişkin bir video Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yani resmiyordu. Sirte-Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda Libya ordusu Şerara petrol sahası yakınlarındaki Rus Wagner varlığıyla ilgili bilgi vermeye devam ediyor ifadesi kullanılmış. Barak hava üstüne Rus yapımı, 3 adet P-18 radarı ve birçok savunma noktası kuruldu. Wagner Libya'da petrol bölgelerine yakın alanları domine etmeyi elden bırakmıyor şeklinde ordunun paylaşımını görmektesiniz. Ordu bunu paylaşıyor o zaman operasyon yapacaksın. Ordu burada sadece bir basın kuruluşu gibi sürekli şu şöyle şu şöyle diyor fakat bir şey yaptığı yok. Yine Katar'da El Cezire'ye göre soğuk savaş için yeni bir sahne Sudan kıyılarında ABD Rusya çatışması Rus fırkateyni Amiral Grigovic'in Kızıldeniz'deki limana varmasının ertesi günü Port Sudan'a Amerikan savaş gemisi yanaştı. Analistlere göre bu soğuk savaşın yeni bir turunun kanıtı ifadesi kullanılmış. Bir diğer haberimiz Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 40 adet otonom sualtı aracı ile Otonom su üssü aracı tedarik edileceği açıklandı ki büyük ihtimalle burada Ulak'tan bahsediyoruz. Bir diğer haberimiz, Çin yüksek kamu borcu ve pandemi etkisine rağmen silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam etmek için 2021'de savunma alanındaki harcamaların yüzde 6.8 seviyesinde artırılacağını duyurdu. Çin hükümetinin yaptığı bütçe raporuna göre Pekin önümüzdeki yıl savunma alanına toplam 210 milyar dolar harcayacak. Savunma için yapılan harcamalar artsa da bu artışın son 20 yıldaki en düşük artış olması dikkat çekiyor. Çin'in askeri gücü yıllar içinde modernize edildikçe savunma alanına yapılan harcamalar kısıtlanmaya başlandı. ABD'den sonra dünyada savunmaya en çok kaynak ayıran ülke Çin. Toplam 3 milyon personel ile en çok asker olan Çin askeri sürekli cephanesine yönelik gelişmeler yapıyor. Örneğin uçak gemileri, nükleer enerjili denizaltılar ve hayalet avcı uçakları Çin ordusunun en son envantere giren parçaları. Bir diğer haberimiz ABD donanmasının yeni nükleer denizaltısı Virginia sınıfı USS Montana denize indirildi. Denizaltının inşasını üstlenen Huntington Ingalls firması tarafından yapılan resmi açıklamada Ekim ayından bu yana güzel er bir kuru havuzda bulunan 7800 tonluk denizaltının son teçhizat, test ve mürettebat sertifikasyonunun tamamlanması için suya indirildiği açıklandı Evet dostlar biz de böylelikle haberlerimizin sonuna geliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkürler Allaha emanet olun hoşça kalın.